Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir pişi tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket de kuru maya ekleyerek karıştıralım. Üzerine biraz un ilavesi yapalım ve karıştırmaya devam edelim. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Evet, bu aşamadan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım. Azar azar ekleyerek ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra tekrardan tezgah üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. 2-3 dakika daha. Hamurumu aynı kaba alarak üzerine 1 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ekliyorum ve tekrardan yoğuruyorum. Bu sayede şekil verirken asla tezgaha yapışmayacak. Evet, hamurun üzerini kapatarak mayalanmayı bırakıyorum. Evet, mayalanan hamurun gazını çıkartarak tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru tezgah üzerine aldıktan sonra hamur kesme aparatıyla bezeleri ayırıyorum ve bezeleri uzun silindir haline getiriyorum. Bezelerimizi küçük toplar halinde keserek yuvarlıyorum. Çok fazla büyük yapmayın, fazla da küçük yapmayın. Orta büyüklükte olması yeterli olacaktır. Evet, bezeleri elimle yuvarlıyorum. Küçük boy çöp şişe
Hamurumu aralıklı olacak şekilde takıyorum. Evet, diğer hamurlarımı da aynı yöntemle şöp şişe takarak stres film serilmiş tezgah üzerine alıyorum. Evet, şekil verdiğim hamurların üzerini kapatarak 5-6 dakika mayalanmayı bırakıyorum. Tezgah üzerinde bu şekilde kapalı kapatarak üzerlerini. Uygun bir tavaya bolca yağ alıyorum. Isınmış yağ hamurumu alarak bir kaşık yardımıyla üzerine sürekli yağ atarak kabarması sağlıyorum. Evet, diğer hamurumu da tavaya alarak aynı yöntemle üzerine yağ atarak pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat ediniz. Çok yüksek olmasın ocağınız, çok da kısık olmasın. Orta ayarda ayarlayınız. Evet, tek tarafı kızaran pişirilerimi ters çevirerek diğer taraflarını da eşit bir şekilde pişirmeye çalışıyorum. Bu yöntemle pişirmek gerçekten çok kolay. Hem yağ çekmiyor hem de 4 tane pişiyi birden pişirmiş oluyoruz. Şekli de ikramı da gerçekten muhteşem oluyor. Evet, pişen pişilerimi servis tabağına alarak kalanlarını da aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Muhteşem bir pişi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Pişirmesi ve şekil vermesi de oldukça kolay. Kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Evet, tüm pişilerimi pişirdim. Bir tanesinin içini göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. İnsan yemelere doyamıyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.